en popüler 6 cevabı arıyoruz. Kına gecesi. En popüler Efsane yarışma aileler yarışıyor, başlıyor. İşte karşınızda renkli ve eğlenceli sunumuyla Ufuk Özkan. Sağ olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, akranlarımızın yanaklarını öpüyoruz. Sizler stüdyomuzda, sizler de ekranları başına aileler yarışıyorlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İlk ailemiz geliyor. Makaslarla dans. Makaslarla dans nesi? Kuaför, berber öyle bir şey mi var? Hayır, soyadımız makas. Ha, soyadımız makas. Evet. Hepimizin soyadı makas. Hoş geldiniz. Getirdiniz. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Buradan bir gönderme de var. Karşı ekibi makas gibi keseceğiz. Evet. Kesinlikle. Göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım. Oy, masaya bak. Pazar gibi. Vallahi. Ürün tanıtımı yapmaya geldiler. Yansın ortalık. Ya bir şey söyleyeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Tezgah mı açtınız ya? Onları yakmaya geldik. Vallahi evet. Bravo. Sağ olun. Tüm Rize'yi varım. Buraya getirdik. Vallahi Rize evet. Spor. Başarılar evet. Diliyorum. Sağ olun, var olun. Neler getirdiniz öyle ya? Çay diyarından çaylar. Size özel yaptırdım. Satmaya mı geldiniz? Sizlere yeşil kileler, yeşil... Bizim gönlümüz hayır. Zengin, bize para ihtiyacı yok. Kileler yarışıyor, pardon. Kileler diye. Kilerler. Kileler yarışıyor. Efendime söyleyeyim. Forma. Ufuk Bey, bu da Rize Spor forması. Köyümüzün derneği adına yazılmışız. Rize Keterlikeyi Derneği adına size takdim ediyoruz. Sağ olun. Bunun altı da var değil mi? Var. Tahminim var yani. Atlı üstlü. Evet. Sağ olun, var olun. Ey gidey. Ey gidey. Ey bizim gidey. Öyle gösteriş yapmaya gere ihtiyacımız yok. Bizi hatırası. Kendimiz geldi. Ana. Çalışıyorum şu an. Bu da abi. Bu ne? Hediyelik eşya. Bu da abi Rize, neydi abi? Rize tarihi ev. Yani Rize tarihi. Serende. Bu da size özel... Hediyelik çayımız. Çay var burada. Oh, sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Ayça. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eller bomboş. Hayır ya. Yanlış ama orası. Safranbolu evine benziyor. Rize şey evi değil. Bir şey söyleyeceğim. Safranbolu. Almayayım bunu, o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle kamera önünde yapmalarına gerek yoktu. Niye? Bir şey söyleyeceğim. Ya yani arkada da biz saklıyoruz. Bari, biz de bir şeyler getirdik. Biz de böyle gösterişe gelene bir laf söylemeyin ya. Allah sağ olun. Fikri ben. Yapmadınız, yapmadınız. Efendim. Bari yapana lekelemeyin. Belimden ameliyatlıyım da ben. Yani yardımcı olabilir misin bunları? Kalele getirebilir misin paşam ben? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür sağ ederiz. Olun. Buyur efendim. Rize ve Trabzon buluşması yaşanıyor şu anda. Birbirlerini çok seviyorlar. Sağ ol, var ol babam. Teşekkür ederim. Sağ olasın Ramazan'ım. Sağ ol babam. Sen de Rizelisin değil mi, eminsin? Ne demek ya? Tabii canım, ne demek ya? Allah Allah. O da laf mı? Geldikleri gibi. Hiç konuşmayın, boş. Eller bomboş. Hayır, şu an orası da boş. Şu an orası da bomboş. Hoş geldin, sefalar. Ömer'im var. Ankara'dan geldi. Ankara'dan geldi. O kadar yol kat ettiler. Alacağım, alacağım onu, alacağım. Ver bakayım. Sen al.
adamın dibisin. Sen de adamın dibisin koçum benim. Koçum. Ankara'dan geldiler. Sırf stüdyoyu ziyaret için. Ha öyle Ankaralı olup da İstanbul'dan değil ha. Bayağı bildiğiniz Ankara'dan kalktılar geldiler. Aileler yarışıyor hiç kaçırmıyormuşsun. Senin için geldim. Sen kurban olayım. Kurban olurum ben de sana. Kalk gidelim de izliyor musun? Evet abi. İtalya'da bir de. Evet. Kaçta? Saat 8'de. Tamam abi. Mutlaka izleyeceğim. Kurban olurum sana ya. Hoş geldin, sefalar getirdin. Fotoğraf falan çektirdik. Tanıştık sonra dedim ki Yeldirim oradan izleme gel buraya dedim. Aldık ailesiyle beraber. Sağ olun, var olun. Elleri de boş gelmiyor. Kurban olurum ya. Afyonluyuz. Aslen Afyon. Afyonumuzun Bolvar ilçesinin kaymağı ve tatlımız. Afiyetle. Bu da... Allah sizden razı olsun. Bu da lokumumuz. Kaymak o zaman lokum. Şöyle bir tane alayım. Evet. Sağ olun, var olun. Hoş geldin. Bırak yarışmacıyı, gelen seyirci bile... gelen misafir bile... Olmadı bir makas getireydiniz. Bizim gönlümüz kendimiz geldik. Evet. Şaka bir yana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aileler yarışıyor, başlıyor efendim. Büyük ödülümüz 10 bin Türk lirasıdır. Başlayalım mı? Başlayalım artık. Fikri, başlayalım. Derya, gelin bakalım. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz her zaman olduğu gibi. Birinci etap, soru da şu. Düdüklü tencerede pişirebileceğiniz bir şey söyleyin. Düdüklü tencerede pişirebileceğin bir şey Fikri. Mercimek. Mercimek. Evet, mercimek. Süper cevap, gerçekten. Yansın mercimekler. Yansın. Evet. Açalım, açalım. Güzel, güzel. Mercimek çorbası yani. Mercimek çorbası. Evet. Ben, mercimek! Ben çok güzel yaparım. Yapar mısın? Yaparım. Evet. Helal olsun. Çok güzel yaparım. Karadeniz yemeklerini yaparım. Yaparım yani. Evet. Çok peki mercimeği yapmazsak, düdüklü tencerede yapmazsak ne gibi zararları olabilir? Yedikten sonra. Hiçbir zararı yok. Fark etmez ki. Niye? İster düdüklüde yap, ister tencerede yap. Hiç fark etmez. Ama düdüklüde daha iyi olur bence. Evet. Düdükle daha iyi olur. O zaman yanar ortalık. Yansın. Yansın süper zaten. Yanar ortalık diyorsun. Yansın. Mercimek. Kesin yok ya bizde. Bakalım. Derya abla bizde. Bizde tabii ki ya. Var. Bravo. Ama altıda. Evet. 5 tane daha popüleri var. Aynen. Derya bildiğin yerden geliyor. Yemeklerle evet. Aran nasıl? İyi. Düdüklerle aran nasıl? Düdüklü tencereyle aram iyi. Düdüklü tencerede pişirebileceğin bir şey söyle Ga. Et. Et. Daha popüler sanki. Çıkmaz. Çıkmaz. Mercimek çıktıysa. Çıkmaz. Çıkmaz abi. Et ve tavuk. Peki şimdi bir sene oluyor. Çıkmadı. Soyadlar makas, herkes evet. Akraba, evet. Kardeş evet. Falan. Evet. 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 Kardeşler de yan yana. Kardeşler de benim yan yana. Benim kardeş. De, maşallah gözler mözler, yeşiller, maviler. Karadenizliyiz onlar. Helal olsun. Rizeli onlar. Güzel. Rizeli'den. Ben değilim. Ne olabilir düdüklü tencerede? Nohut olabilir. Olur. Olur. Evet. Nohut tabii ki de ya. Nohut tabii ki de ya. Yani alkışlamaya gerek bile yok. Ya bir ya iki. Birdir. Kesinlikle bir numara. Bak normal tencerede pişirmeye kalkışsan 10 saat. Bir de onu bir gün öncesinden suya koyuyorsun. Niye? Evet. Niye suya koyuyoruz bir gün öncesinden nohutu? Ramazan abim? Yansın. Yumuşasın diye ya. Yumuşasın diye. Ve şey... Mayasını bıraksın diye. Şişsin diye. Şişsin diye. Evet. Değil mi? Evet. Nohutta maya mı? Yedikten sonra yanmasın diye bir özellikle. Lezzetli olsun ver diye. Ne dedin? Nohut mu dedin? Nohut. İyi dedim. Bir numara. Bir. Ben böyle. Eller boş ama ağızlar dolu vallahi. Evet, biz kazanmak için kafamız dolu yani. Böyle biz eğlenmeye, iş yapmaya gelmedik ya da sizin kalbinizi göreceğiz daha çok erken. Göreceğiz. Evet. İnşallah tabii. İnşallah. Evet bana geçti değil mi? Şöyle bir. O zaman ben fasulye demek istiyorum.
Var kesin. Fasulye bir diyorum. E, nohut varsa fasulye de olur. Herhalde evet, olacak. Bakla gir. Devam. Güzel. Çok iyi. Fasulye de çıktı. Bu gazla bu etap biter. Evet. Dörtle beşi de açtırırız biter. Kesinlikle. Düdüklü tencerede Tulum. Pişirebileceğiniz bir şey. Kuru fasulye, nohut, et, tavuk, mercimek. Hmm. Ne vereyim ablama? Lahana yemeği olabilir mi? Lahana! Olur ya. Lahana. Lahana olur ya, ne olmaz. Ya sen çıkar diye düşünüyorum. Lahananın canı neydi düdüklüye koyuyorsun? Ya bırak lahana ya. Lahana kara kazanda kayna. Mercimek çorbasını düdüklüye. Ey lahana lahana kara kazanda kayna. Mercimeği düdüklüye öyle demişler yani. Sorun mu var? Çocukluğum geliyor aklıma her gün. Ben de Karadeniz'i biliyorsunuz işte Samsun. Evet lahana tarafı, kazanda oldu kazanda. Lahana biz kazanda. Ama kazanda kaynatırdık onu. Düdüklü evet. Tencerede kaynattığım annem o dönem düdüklü tencere evin içinde var ocak mı var senin? Yoktu yani, galiba. Olsaydı yapardı. Doğru olsa söylüyorum. Yaparlardı. Bu dönemde düdüklü tencerede evet. Lahana belki vardı. Olur mu? Yapılır mı? Olabilir belki. Olmaz. Çarpı olmaz. Olmaz. Çarpı. Geliyor olacak. Çarpı. Lahana cansız ya. Canı ne de düdüklüye sokuyorum. Bir tane lan. Kazandı. Tamam tamam. Enerjim sendeyiz. Ben düşünüyorum iki saattir. Ne yapıyorduk ne yapıyorduk diye. Daha düşünmemiş. Düdüklü tencerede ne pişirebilirsin? Kuru fasulye. Biz yaptığımızı söylüyorum. Biz önceden mısır haşlardık. Yapma o benim cevabım canım. Evet. Güzel cevap. Ya közde yapardık ya düdüklü tencerede haşlardık. Kesinlikle çıkacak. Güzel düdüklü evet, tencerede evet, mısın? Evet, evet, evet. Köşeye düdüklü tencerede. Bu açılır. Bu bence açılır. Bence açılsın artık. Açılmaz ya, neden açılsın? Niye açılmasın? Mercimek açılmaz, açılmaz. Açılmaz, makas kör kesmez. Ortalık yanmaz. Şimdi görüyoruz kesip kesmediğini. Açıldı ya. Gördün mü abi? Siz ortalığı değil ama kendinizi yaktınız. Makaslar görüyorsunuz ki değil ama çok keskin. Hiç şey şansınız yok. Kaldı bir dene. Derya kaldı. Kaptanım bitirelim bu işi. Evet. Düşünüyorum. Yok çok mısır söyleyecektim. Caner söyledi. Güzel yardımcı oldu. Olacağım hayır sana. Sakın olmayın. Hayır. Yardımcı kaynıyor, olmayın lütfen. Kaynıyor düdüklü tencereye. Kaynıyor. Düdük ötmek üzere düdüklü tencerede. Yani. Ötüyor. Ötmesin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebze. Çok genel oldu ya, evet. Ama yani. Sebze de çok genel. Çok genel oldu ama cevap bulamadım. Evet, sıra bize İkinci geldi. İkinci çarpı yanarsa ne yapacağız? Biz kümeleniyoruz. Kümeleniyoruz. Evet. Olay bizde. Çıkmaz. Ama onlar bulamaz. Bence onlar da bulamaz. Sizde kalmaz. Kör makas kesmez. Kör makas kesmez. Kör makas kesmez. Ortalık yanmaz. Makas yanıyor bak şimdi bak nasıl yakıyoruz bak bak bak. Aha. Göreceğiz şimdi. Yakıyoruz. Kümelen. Kümelen. Ahmet sen de. Ahmet'i götürüyor. Adam kendi. Sessiz konuş, dinleyin ben. Ahmet'e resmen aldılar ya. Zorla kümelendim. Nebahat. Evet. Hadi iki çarpı yedik. Ama evet. Bilemeyecekler. Sende sıra. Evet. Ben ne düşüneceğim acaba? Onları bırak Nebahat'a sen düşün, sen düşün bizdir. Onu şey yaparız. Düşün, kız düşün nedir buldunuz, işin? Bir taneydi, bulamaz. Bir de bulurlarsa yanacaksınız bütün puanları. Bilemeyecekler. Sende ya. Cevap var mı? Ben şimdi onu düşünüyorum. Bulamazlar. Ortalık yanmaz. Ortalık yanmasın. Barbunya, barbunya. Barbunya, aynen barbunya. 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 10! 9! 8! Kız ne sayıyor? Düşün! Ben buldum. Ne? Kelle olabilir. Ne? Kelle olabilir. 0! Yanacak yine. Düdüklü tencerede pişirebileceğiniz bir... Yiyecek soruyoruz değil mi? Yemek. Kelle dedi. Olabilir, neden olmasın? Ama bir dakika, ne kellesi o önemli. Ne dedi? Kuzu.
Kuzu kellesi. Olamaz mı? Ama et tavuk. Et, et statüsüne giriyor ama. Ama et statüsüne giriyor. Ama kısma geçmiyor mu? Et tavuk ne? Farklı bir şey mi? Et tavuk aynı şey. Kelle farklı, et var. Bir küçük olabilmesi var. Yakıyorum. Pişirenler var lütfen. Hayır, pişirenler var. Siz erkek olarak pişirmeyi olabilirsiniz. Ya ama et türüne giriyor. Et türüne giriyor. Et türüne giriyor. Kimsenin bahçesi de yok. Soruyorum. Ufuk Bey, yakalım ortalığı. Evet. Yansın gelsin. Yansın, yansın gelsin. Gelsin. Yansın. Ay bir de çıkarmış, çok gülerim. Yanıyor. Hah. Olur. Gelsin. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Gelsin mi? Daha ne soracağım? Düdüklü tencerede pişirebileceğiniz bir şey. Üç tane çarpı. Olacak iş mi ya? Acaba sizde ne siz var? Siz bilemeyeceksiniz. Bizde sağlam ya, çıkması olay bizde gerekir. Sıkıntı yok. Bizde yani. Biz zaten çubuğu biz bulduk, size kolay bıraktık. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Muhsin, senin yanakların niye kızardı? Kümelendiğinizde ne konuştunuz? Burada yanımda yanımda. Abi biraz arada öyle şeyler oluyor ya. Yani böyle sıcak biraz bastı galiba. Muhsin, sen olsan ne cevap verirdin? Barbunya derdim abi. Barbunya. Burhan? Barbunya. Ahmet? Barbunya. Pirasa derdim. Pirasa. Evet. Salata diyecek değildim herhalde. Ramazan'da barbunya derdik yani. Barbunya. Garanti. Ortak kararımız da. Evet, ortak kararımızı söyleyeceğiz. Barbunya garanti diyoruz, evet. Yansın barbunyalar. Ne diyelim Ufuk abi? Yansın barbunyalar. Barbunya. O zaman hep beraber yansın barbunya. Dur ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Üçten geri sayacağım. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Yansın barbunya diyeceğiz. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Son ses. Evet. Hazır. 3, 2, 1. Yansın barbunya. Söndü. Ama size çarpı. Söndü. Yansın biz! Allah! Yalnız ikinci etap. Yalnız zeka diyor. Dört tane bilse ne yapacak acaba? Ben beşinciyi bu kadar bulmalarına şaşırdım. Televizyonlarınızın ayarlarınızla oynamayın. Duyduğunuz, gördüğünüz her şey gerçek. Gerçek. Ay. 93-0. Nebahat, Ramazan. Gelin bakalım. Yüz kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. İkinci etapımız boşluğu doldurun etabıdır. Çok iyi bildiğiniz gibi. Boşluğu doldurun. Boşluğu doldurun. Sokak nokta nokta nokta. Sokak. Lambası. Lambası. Geç kaldın bana. Keşke bilmeseydim ama. Niye? Çok kolay. Hayır, biz hepsini biliyoruz. Bir tane de kalıyor, onlara hediye kız, ediyoruz. Kız duanı sürüstüne. Ramazan abiyi geri alalım. Evet, birinci sırada. Birinci sırada. Teşekkür ederim. Bak Ramazan, en popülerini bir numaralı cevabı bulman gerekiyor. Benim aklımda var bir tane. Sokak, üç nokta yan yana, o boşluğu durduracak. Sokak lambası, sokak neyi? Neyi? Hadi Ramazan bilirsin abi. Bilemezsin. Boşluğu doldur ya. Ama boş ver. Bak mesela denk ver. Kamerası. Neyi? Sokak kamerası. Çok güzel. Çok güzel. Sokak kamerası. Çıkmaz. Bravo. Çıkmaz. Bravo. Çıkmaz. Bravo. Çıkmaz. Sokak kamerası. Doğru abi, doğru. Evet. Sokak kamerası. Ramazan dayı. Güzel. On numarası. Evet. Sokak. Kamerası. Kamerası. Yani kamerası. Evet. Hani gemi kamerası değil, kamerası. Bakalım. İyi cevap. Ama en popüler İyi mi? Cevap. Altıda çıktı, çıkacak. Çıktı, çıktı. Altıda. Hadi Ramazan abi. Çıktı, altı. Çıktı. Altı ya da beş. Altı. Değildir ya. Ana. Yok. Canın sağ olsun be. Canın şimdi yine bekleyeceksiniz. O biz, onlar yetmez. Ya bize gelir yine. Gelecek zaten. Bize gelir. Hazırlanmışsınız çünkü. Hazırlanmışsınız gerçekten. Biz alırız, biz alırız. Hazırlamalara alışmayın. Bekliyorum hadi hadi. Şimdi. Gelsin. Soruyu alamadık. Buradan oraya dönmez o. Sokak nokta nokta orayı bulacağız ne olduğunu. Evet. Sokak lambası. Sokak neyi? Ne uygu? Ben söyleyeyim mi buradan? Çocuğu.
sokak çocuğu. Evet, süper cevap. Evet, olabilir. Çıkar. Çıkar ya, ne çıkmasın? Bir de çıkacağız. Çok sokak çocuğu var. En popüler yani. Cevabı çıkmaz diyorsunuz. Ben bir gibi oynarlar, eve gelmek bilmezler, sokak çocuğu. Evet. Çocuklar evde olur, sokakta olmaz. Evet. Bırakanlar utansın. Bırakanlar utansın. Bazılarına ne derler? Balkon çocuğu derler. Mesela pencere çocuğu derler. Onlar da sokağa çıkmazlar hiç. Evet. Oradan bakarlar. Ya küçükken hep çocuk evde dediğin sokakta olur. Sokak çocuğu diyorum. Sokak çocuğu. Bakalım. Bir numara ya. Evet, bir numara. En popüler süpersin cevap. Süpersin çarpı. Yok. Kim aldı bu arada? Şu an çok merak ettim. Hadi abla. Susun be sonunda. Diyor sadece susun be de bir şey de istiyor. Bir sus da. Tamam. Ben cevaplıyorum. Birinciyi söyleyeceğim. Söyle. Şimdi. Sokak köpeği. Onu da, o da çıkmaz, o da kesinlikle çıkmaz. Çıkmaz. Sesin çok çıkıyor. Çıkmayacak. Birbirini yerler orada. Sokak köpeği yanıyor. Açılmayan cevaplarınızdan biri mi? Bir. Bir ya. Seviyorum bu sesi. En popüler cevap. Çıkmaz. Bak şimdi görürsün. Çıkmaz. Uf. Popüler cevabı nasıl çıkmaz diyorsunuz? En popüler. Bir numara. Çıktı. Aklımdan geçti. Burhan abi. Çıkmadı. Ne oldu Burhan abi? Aklımdan geçti ya. Ne oldu? Burhan abi sustu. Aklımdan ne oldu? Ne oldu? Bak birinci. Celer. Söndü ortalık. Boşluğu doldu. Sokak. Benim aklımda iki tane var. Süper. Açılacak olanı söyle kardeşim. Sokak ağzı. Sokak ağzı. Güzel cevap. Evet, güzel cevap. Bravo Caner. Açılım gündelik cevap. Hayatta kullandığımız ağzı hafiften de böyle bir argoya kaçan sokak ağzı dediğimiz. Mükemmel kardeşim. Canım kardeşim. Sokak ağzı diye bir şey var da. Sokak ağzı var. Var ama çıkmaz. Çıkmaz. Genelleme yürüyor. Çıkmaz. Çıkmaması taraftarı. Sokak ağlığı kalmadı şu anda. Ya bizim paradayla ağız yok yani. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu arada sokak diyor, ağzı. Sokak ağası değil. Sokak ağzı. Ağzı mı? Sokak ağası mı anladın? Olur mu Ramazan? Sokak ağzı. Olabilir de biz olmamak taraftarı. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Olmaz abi. Sokak ağzı olmuyor. Olmaz. Sokak ağzı. Yok. Onlara gelene kadar baya bir basit cevaplar var ya. Olmaz herhalde. Siz biraz yapın biz de sana. Olmaz. Evet çok hazır. 6 numaradır bence. Hey! Kümeleniyoruz abi. Kümelenin bakalım. Kümeleniyoruz gelin. Bak yine Ahmet alıyorlar. Gel bak. Abi siz uyumayın azıcık. Tamam abi. Abi beni dinle bak. Tek kere. Sokak kenarı. Hadi. Açacağız açacağız. Hadi. Sokak simitçisi diyorum. Sokak simitçisi. Evet. Olmaz mı? Simitçi simitçidir. Belirtir miyiz sokak simitçisi? Ama öyle deriz. Rezidans simitçisi. Ama fırında da var ya fırın. Öyle bir şey değil mi? Ama köprü pastanede simitçisi. Var. Fırınlarda var. Sokak simitçisi. Evet üçüncü çarpı geliyor. 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 Evet biraz da şey oluyoruz. Hepsini bilip göndermiyoruz. Geliyor. 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 Geldi. Hayır çıkacak. Aa, yandı. Bak ben dedim. İşte böyle. İşte bunu. Yansın ortalık. Ortalığı yapıyoruz. Devam. Ortalığı yapma. Devam. Evet arkadaşlar. Muhsin ne olabilir? Abi sokak kedisi. Sokak köpeği oluyor da kedisi niye olmasın? Burhan sence? Sokak kenarı. Ahmet? Sokak dilencisi. Evet. Sokak dilencisi de ben de diyebilirim yani. Olabilir. Kaptan fikri nihai karar. Sokak kenarı, sokak. Tabii hepsi de çok güzel. Çok güzel de. Bilemeyecekler. Dur. Sokak kenarı. Dilenci diyecek. Hangisi? Sokak kenarı diyelim. Çıktı. Sokak kenarı. Evet bizde. Evet. Çıktı. Bizde, bizde, bizde. Sokak kenarı ne ya? Sokak kenarı yol ne? Yol kenarıdır daha o. Sokak kenarı. Kenarıdır o. Sokak kenarı değil. Sokak kenarı mesela nedir? Sokak kedisi güzeldi sanki ya. Evet. Evet bayağı iyi. İşte ama kedi çıktığı için. Kedi niye çıkmasın? Çıkar. Çıkar. Genelde sokak kenarındayız falan. Soruyorum. Diyoruz. Sokak kenarı açılmayan ya, 4 popüler bir cevaptan şey biri mi? Evet, evet. Gelsin mi? Gelsin, gelsin. Evet. Açıldı, açıldı, açıldı. Hayır, açılmayacak. Hayır, açılmayacak. Çıkmaz. Altıncı cevap, altıncı cevap. Çıkmayacak.
Ya, sokak kenarı ne ya? Sokak kedisi ya. Sokak köpeği, sokak kedisi ya. Ne var sokak kenarı ne ya? Sokak röportajı vardı. Sokak röportajı vardı, sokak kedisi vardı. Evet ya, sokak kedisi ya. Sokak kedisi. Öyle ya. Sokak kedisi yok. Almasını biliriz. Kedi olarak çok mantıklı. Evet, kedinin adı da var mı? Yani pilav, dur dur. Ömer'de var. Sokak adı. Sokak adı. Adamsın. Verelim mikrofonu. Verelim mikrofonu. Sevnaz. Sokak bekçisi. Sevinç. Sokak tabelası ve sokak ahalisi. Sokak numarası. Olur. O mu bu mu etabına geçmeden evvel. Neymiş? 6 numaralı popüler cevap. Sokak müziği var. Beşincisi neymiş? Sokak tabelası. Sevinç. 4 numaralı popüler cevap. Ömer! Üçüncü popüler cevap. Sokak satıcısı vardı. Durum 55'e 93 geldik. O mu bu mu etabına Duygu geliyor. Ahmet buyurun. O mu bu mu etabında 100 kişiye 2 tane tercih veriyoruz. Seçenek veriyoruz. Onlar da oyluyor. Bir tanesi ne diyor ki ben bunu seçerim diyor. Biz de onların seçtiklerini tahmin edip bulmaya çalışıyoruz. Eğer bulursak 20 puan alıyoruz. Önce seçenekleri vereceğim. Sonra da size soruyu soracağım. İlki. Yaz mı, kış mı? Soru da şu. Tek bir mevsimde yaşayacak olsanız hangisini tercih edersiniz? Tek bir mevsimde yaşayacak olsan hangisini tercih edersin? Yazı. Yazı. Niye yanmıyor? Bozuldu. Bozuldu. Burası yandığı için. Öyle mi? Abi. Bravo Duygu kesin. Bozuldu, bozuldu. Yazı tercih etti. Herkesin tercihine göre cevap verdi. Kışı. Kış sana kaldı. Kış bana kaldı. Kışı sever misin? Kışı severim. Kuş mu? Kış. Kış. Kışı severim. Evet. Ben genel olarak düşündüm. Yani çoğu kesin insan da şeyi seçmiştir, yazı seçmiştir. Çünkü insanlar eğlenmeyi sever. Evet. Çünkü tatillere sıcağı genelde yazın gidiyorlar. 100 kişi sıcaktan bunalıp kışı söylemiş olamaz mı çoğu? Genelde tatillere gidiyorlar, denizlere gidiyorlar. Herkes sıcağı sevmez. Ama şey söyleyeyim, herkes soğuktan bir şey söyleyeceğim. Afrika'dan gelenlere sordular. Ne bir şey söyleyeceğim, bir kar tatili olan tatil bellerine bakın. Bir de yaz tatili olan tatil. Bir Antalya'ya bakın. Kış tatili yapabilmeyen tatile çıkmıyor insanlar. Aynı şey zaten. O toplumda ama bir, bu toplumda bir. Kimileri yazın daha çok çalışıyor, kışın yatıyor. Ne diyorsun? O da var şimdi. Abi, 100 kişi. 100 kişi. Delirtti Ayşe'yi. Delirtti Ayşe'yi. 100 kişi. Çok konuşuyor ya. Yok kışmış yok. 100 kişi. Bak kızarmaya başlamış. Ama yaz gibi yani. Böyle gelin bana. Yani. Ama bak sıcak olduğu için seviyorum ben ama sıcağı. Ama soğuk da yani kışın da sporu da var. 100 kişiye bak. Mesela kaskar 100 kişi kış dememiş. Spor mu? Yok demem. Önce kendini inandırma oluyor. Spor mu Burhan abi? Tabii. Tabii şey düşün ama mesela kışın. Ya ben de kışçıyım aslında da soğuğu severim. Ben yani de soğuğu severim ama yaz, genel sıcağı olarak çok verdim. Sevmem. Kışı severim. Daha fit tutar insanı. Ama mesela kışın kat kat giyiniyorsun. Isıtıcılar bilmem ne falan filan. Gerçekten zor oluyor. Yazın daha bir rahat olmuyor mu? Üst başta falan bile. Ayakta terlikler. Ya kışın sevilecek çok tarafı yok ama yazın sevilecek bir sürü tarafı var. Doktorlar da onarıyor fazla giydi. Yazın ben, kılın, kalın giyinip kışın mı ince giyinmek gerekiyor? Şimdi sen neden yok, anlıyorum? Yok. Kışın belirli bir sayıya kadar giymek lazım. Yazın da bir iki tane yetebilir ama. Üst üste kaç parça giyilmesi lazım mesela kışın? Kışın mı? Sizin öneriniz ne abi? Ne bileyim bir atlet olabilir, bir tişört olabilir, bir... İnce bir hafiften kazak olabilir. Ha, alta ne giyeceğiz? Alta da bir eşofman. İçlik falan?
Ben giyiyorum çünkü çekimlerde modada. Çok üşüyoruz. İçlik altı üstü giyiyorum. Olabilir. Abi. İnce ince içlik olabilir. Şimdi soru şu. Diyor ki tek bir mevsimde yaşayacak olsanız hangisini tercih edersiniz? Duygu kardeşim dedi ki yazın. Evet. Ahmet de dedi ki kış. Yaz. 100 kişi geçen hangisini tercih etmiş? Yaz. Bakalım başlıyor. Yaz demiş. %70'in üstündedir. Kış. Yaz. Kış. Hadi devam. Yaz. Devam. O kış kadar da değil. Hadi. Yaz. Yaz. 60'a 40. Yaz. 35. Yaz. Hadi kış. Yaz ya tabii yaz ki yaz. Yaz ya kesin. Yaz. Yaz. Kesinlikle yaz. Burada gidiyor. Aa, 38, 62 mi? Size bay evet, bay. Evet makas kesiyor. Derece artıyor. Birisi eksi 39, birisi artı 39. Ve makas ve, daralıyor. Ve yansın ortalık diyorsunuz. Biz ama alıyoruz dediniz. 39. Ya hadi ya hadi. Ya yansın surat ortalık görmek diyorsunuz, istiyorum, kışı hadi tercih ediyorsunuz. Hadi kırmızı surat görmek istiyorum, kış. Yaz. Bu sosyal medyada da çok tartışılıyor bu dönemde. İşte yazcılık mı, kışçılık mı diye. Yazcılık kazandı, aileler yarışıyor da kazandı. Dik 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 dik. Güzel. 20 puan verdi, ilk 20 puanı. Ayça ile Burhan, gel bakalım. Burası derbi, derbi şu anda. Derbiye döndü şu anda burası. Ayça ile Burhan. Uçacak bana. He? Uçacak. Yok. Şimdilik. Şimdilik. Soru. Şimdi önce seçenekleri veriyorum. Sonra soruyu soracağım. Tamam. Aşkım mı, hayatım mı? Soru da şu. Eşinizin size nasıl hitap etmesini isterseniz. Eşinin sana nasıl hitap etmesini istersin? Hayatım. 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 Evet. Sana da aşkım. Kaldı. Ben de aşkımı tercih edecektim zaten. O sevgili işi ya. Eşiniz diyorum. Aşkınız demiyor ki. Ama niye? Telefonda aşkım diye kaydedilmez mi? Vallahi benim annemle babamın hala öyle. Telefonda öyle kaydedilir. Evet. Birbirlerine... Bakalım 100 kişi yaşlı. Aşkım. Bakalım. Burhan evli misin? Evli evet. Sende nasıl kayıtlı eşinin adı? Aşkım. Kumtane. Ne tane? Kumtane. Kum tane. Evet. Of. Oy, gerçekten yandım oradan. Fikri abiye soralım. Tabii ki de hayatım. De tabii. Evet hayatım. O 20 puan için öyle diyecek tabii ki. Ya buradaki bu insan göreceli bir şey. Aşk bitmesin. O yüzden evet, aşkım olsun. Aşkım. Nasıl? Aşk bitmesin. Her zaman aşkım olsun. Güzel. Ya aşk gelip geçici, hayat gelip geçici değil ama. Gerçek hayat olan gelip geçici değil. Burhan abi gelip aşk gelip geçici mi? Hayat Burhan abi. Evet. Hayat gelip geçici. Tabii ölümsüzlüğü buldu. Geçici Burhan abi. Yaşıyoruz ve bitecek. Aşkın yanında hayat hayatın da biraz şey değil mi böyle yani hani hayatımı herhangi bir arkadaşına da söyleyebilirsin. Evet. Hani öyle biraz rahat bir şeydir ya hayatım. Ne haber hayatım? İyi hayatım. Ama birine ne haber aşkım ne diyorsun diyebilir aslında mesela. Aslında aşkım kelimesi çok derin ama bir kadınlar şey. Ama kadınlar da yüksek sesle düşünüyorum. Ama kadınlar da birbirine aşkım, aşkitom falan derler değil mi? Evet derler. Şimdi sor... buyurun. Buyurun Ahmet. Aşk belli bir zamana kadardır. Aşk sınırlıdır. Aşkın ama bir yaşı hayat, var. Süresizdir. Yani hayat daha hayat biraz nasıl, daha uzundur aşkta. Nasıl sınırlı değil? Nereden sınırlı? Ama senin genellikle devam ediyor. Aşk nasıl kelimesi sınırlı kullanılıyor. Şey aşkın kelimesi kullanılıyor. Eşi öldükten sonra aşkı devam eden de var. O nasıl olacak peki? Ama el yaşından sonra aşk oluyor mu ya? Niye olmasın canım? Aşk bence Leyla ile Mecnun. Hayat bitti ama eşi aşkları devam ediyor. Hala da biliyoruz değil mi? Evet Ferhat aşkları şey... hala da devam ediyor. Leyla ile Mecnun. Peki Ahmet bu aşkın bir ömrü varmış. Bilim adamları açıkladı. Var var evet. Ne kadar doğru? 50. Kaç 50 mi? 50. 50 ne ama? 50 yıl mı? 50 gün. 50 yıl. 50 yıl evet. Aşkın ömrü 50 yıl mıymış? Evet. 50 dakika. Ya bir açıklama yapsana ya. Cicim ayı bitince bitiyor. Aşk 3 ben üç, şu bakımdan dedim hani yani 3 yıl. Ondan sonra başka bir şey diyor. Evet, sevgiyi şimdi diyor. 3 yıl. Ahmet de diyor ki 50 evet, yıl. Evet seyirciyi teşekkür ediyorum. Fikri. Şey Ramazan. Aşkın ömrü olmaz ki aşk sonsuza kadar aşk yani. Bak Ramazan abi. Ne olursa olsun. Biz de aynı şey sanıyoruz. Ramazan abi.
Ben öyle. Yani ben kelime anlamında söylemedim. Bu arada, bu arada ne kadar sürede aşık oluyoruz biliyor musunuz? Karşı cinse, kadınlara. Ne kadar? Fikri? Gördüğüm, görmez aşık oluyorum da bir şeyi yok ya abi. Bak ne derler, görür görmez aşık evet. Oldum değil mi? Yıldırım aşkı bilmem evet, ne. Yıldırım bir buçuk saniyeymiş. Hayır aşk kesinlikle, aşk sadece insana duyulan değildir. Çiçeğe de ağaca da her şeye duyulur. Bence sonsuzdur. Ve aşk sonundan yeni sevgiye de kesinlikle. Kesinlikle biz de. Geçtik. Abi biz katılmıyoruz. Ufuk abi. Ufuk abi. Aşk zaten hayatı paylaştık. Eşinizi. Gelip geçici evet hayatım geçmez. Eşinizin göreceğiz inşallah. Eşinizin size nasıl eminim hitap etmesini istersiniz? Tabii. Aşkım dedi Ayça, hayatım kaldı Burhan'a. 100 kişi hangisini tercih etmiş? Aşkım daha bir şey ya. 10 başla. Hayatım eşimiz ya, eş ya. Hayatım olması gerekir. Çünkü o 100 kişi kesin benim kafada. Niye senin kafada? Hayatım. Büyük bir kopma olacak şu anda. Evet hayatım. Büyük bayağı bir yakın kopma mı yani? Hayatım bizde. Hayatım gel kollarıma gel. Gel. Aşkım gel. Bak hayatım. Bana. Ay bay. Ağlarım yapacağım ama. Şarkılar var. Bayağı ajlara döndü ama biliyorsun. Hayatım. Şu anda sonuç geliyor. Kop git hadi hayatım. Bir tanesi 33'te kalacak. Hayatım Burhan'da, Ayça'da aşkım. Yakıyoruz. Hayatım. Bir tanesi 30. Bro. Hareketi yap. Kesiyoruz sizi. 2 puanla da olsa makaslarla dans öne geçtiler. Devamı var. Devamı hadi var. Bakalım. Evet. Şimdi Caner geliyor, Muhsin geliyor. Buyurun. Seçenekleri söylüyorum. Elektrikler kesildi mi? Seçenekleri söylüyorum. Elektrikler kesildi mi? Hastaydım mı? Soruyu soracağım. Elektrikler kesildi mi? Hastaydım mı? Soru şu. Çok ciddi bakıyorsun. Ödevinizi yetiştiremediğinizde... Ödeniz. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi. Vallahi benim okul hayatımda hatırladığım evet elektrikler kesildi derdik hep. Evet ben hala diyorum. Ha yeni jenerasyon ne diyor onu bilmiyorum. Yok, ben hala öğrenci. Oğlum bu dönemde elektrikler abi mi kesilir mesela? Eskiden çok yani, elektrikler kesilirdi. Yani. Kesiliyor. Bahsettiğim seneler 1990'lar 85-90. O zaman elektrikler çok kesilirdi. Şimdi böyle elektrik kesilme gibi bir durum yaşamıyoruz. Jeneratör ya devreye giriyor abi. Yok hayır zaten. Maksat orada elektrikler kesildi değil. Bahane. Bahane evet de. Bahane de. Şimdi ama mesela hastaydım daha doğru bir bahane mi? Ama hasta ya olsaydı okula yani gelmemesi gerekirdi. Okula geldiyse geçici rapor bir hastalık bu bahane olduğu istiyorlar direkt açık yani. Rapor istiyor. Raporu vermedi mi kabul etmiyor hocana bakarsan. Rapor alsam bile yine okula gidemezsin. E tamam sen kendini şu an çürütüyorsun zaten. Evet kesin. Zaten senin şey hastaydım senin bitti cevabın bu arada. Evet. Elektrik kesildi evet sende. Hala güncel bir yalan. Hala güncel mi? Güncel. Ya jeneratör var. Abi ben elektrik öğrenciyim kesildiğinde jeneratör devreye giriyor. Aynı 1980'lerde yaşamıyoruz yani. Bu kadar çok kesiliyordu tamam günümüzde kesilmiyor. Şimdi evler mesela bilgisayarlarda falan e-mail ile falan da gönderiliyor biliyorsunuz değil mi evet bu dönemde? Elektrik kesintisi en fazla 2 saat sürüyor günümüzde. Kesilmez. Yani 1 saat. Bahane değil. Sizin yaşadığınız yerde öyledir. Bizim yaşadığımız yerde 9 saat 10 saat sürüyor. Kalıbı kırarız biz de yapacak bir şey değil. Bunlar kişiye soruluyorsa? Biz köyde oturuyoruz. Evet. Ya ile yaptık. Millet tatile biz gidiyor normalde gençler. Normalde İstanbul'da uyanın da köyde tatile oturuyoruz. Tatile gidiyor ama ödev yapmaya gitmiyor. Ya ödev yapmaya gitmiyor. Evet. Tatile gidiyor yayla. Evet. Hastaydım daha ağır basıyor size. Ben, evet. Bence hastaydım. Mecburi ağır basıyor. Kesilmedi elektrikler yok biliyorum. Hastaydım olamaz. Teşekkür ederim kardeşim. Kesin sinirden elektrikler soralım peki. Soralım. Elektrikler kesildi mi yoksa hastaydım mı? Soru da ödevinizi yetiştiremediğinizde hangi bahaneyi kullanırsınız? Caner diyor ki elektrikler kesildi hocam. Muhsin de diyor ki hastaydım hocam. 100 kişi hangisini tercih etmiş? Elektrikler kesildi herkes. Daha buna şey yani yakın bir
mesela üniversitede tez yollayacaksın mesela maille. Adam öğrenci ondan yiyebilecek değiliz okulda. Hala diyor ki zaten... Güncel bir yalan. Hala popülerliğini koruyor diyor hocam. Elektrik kesildi. Mail yoluyla tez yollamamız gerekiyor. Elektrik kesildi. Yollayamayız. Mum ışığı var. Mail. O dediğiniz ufukbeyin zamanında. Sen de arkesici alır öyle bir şey. Bir mum ışığıyla mı yakıyorsun sen? 40-40. Kafa kafaya gidiyor. Ay ne elektrikler kesildi öyle gidiyor. Gelsin mi? Gelecek tabii ki de. Yanacak şimdi bak. Hadi. Rahat olursun, sıkıntı yok, problem yok. Evet. Elektrikler kesildi. Evet. Makasın kesildi yanına şahit oluyoruz. Kesinlikle elektrik. Biz elektriği de keseceğiz sizi okula kestiğimiz da gibi. 21. yüzyılda yaşıyoruz, rahat olun şimdi siz. Şimdi kesilecek. Ödevinizi yetiştiremediğinizde hangi bahaneyi kullanırsınız? Elektrikler kesildi Caner, hastaydım Muhsin, 100 kesinlikle. Kişi hangisinde karar kılmış? Hangisini tercih etmiş? Elektrikler kesildi. Şimdi geliyor 20 puan. Hastaydım! Hayır! Hayır! Yüz kişinin 57'si hastaydım bahanesini kullanmış. İtiraz ediyorsunuz. Siz itiraz ediyorsunuz. Ben de Derya ile Fikri'yi çağırıyorum. Gelin bakalım. Ellerini arkaya koyar mısın? Tercihler, seçenekler şunlar. Sakallı mı? Sinek kaydı mı? Soru da şu. Evet. Kadınlar erkekleri hangi şekilde daha çok sakallı. Sakallı mı beğenir daha çok? Evet. Sana da sinek kaydı kaldı. Tabii ki sakallı. Bana sakallı kaldı. Sana sinek kaydı kaldı. Sinek sakallı. Kaydı. Evet. Kadınlar erkekleri daha çok hangi şekilde beğenir? Derya dedi ki sakallı beğenirler. Hayır, tam tersi. Sakallı. Fikri, kadınlar ya siz sakallı mı beğeniyorsunuz? Sakallı. Kadınlar sinek niye kaydı? Ya işte bir dakika. Kadınlar niye sakallı? Beğenmiyor. Hayır sinek kaydı. Kadın da sakal var. Sakal erkeğin bakacağız. Erkekler nasıl beğenir diye sormuyor. Siz kendi tercihini söylüyorsunuz şu anda. Çoğu bayana sakallı değil ama. Doğru kadınlar. Diğerleri de sakallı. Hayır 100 kişiden çoğu sinek kaydı demiştir. Yo annem biz evde terlikle kovalıyor tıraş olmaz diye. %50 kadınlar sakallı sever. %50'si şey, 50'si sakalsız sever. Ama bir gez delikanlı... Ne yapalım, 10'ar puan verip geçelim mi? Bir gez delikanlı tıraş olması lazım yani böyle. Temiz olması lazım böyle. Ya tabii erkekler bakımlı olması lazım. Evet. Bakımlı olması lazım erkek. Sakallı erkek bakımsız erkek midir? Bir saniye. Sakallı erkek bakımsız erkek midir? Hayır ama genellikle diyorum. Öyle deseydin çünkü sakalına laf edecektin. Ama mesela benim bazı arkadaşlarım var. Görüyorum mesela. Mesela sakalları olan... Bir arkadaşım mesela, bizim editör Yiğit, ondan sonra burasından öpüyorlar mesela, sakallılar haz etmiyorlar mesela. Evet. Yani. Genel yani. Olarak ama. O sevmez bence. Ama sakaldan ama çok yakışıyor Yiğit, o başka. Öyle bir sakaldan sevmez bahsetmiyoruz mi? Yani sakal. Hani Fikri Bey'deki de sakal, işte Burhan Bey'deki de sakal. Bıyık severler de sakalı sevmez. O kadar uzun olmayabilir. Bu arada öyle bir sakaldan bahsetmiyorum deyince Yiğit'in sakalını gördün. Gördüm, herhalde beğen, evet. Öyle bir şey sevmedin galiba. Öyle, o kadar da ya, değil diyorsun. Ya o kadar değil, evet. O çok. Yaptığı bir şey. Şimdi bakalım o zaman. Tabii bizim ne düşündüğümüz zevkler, renkler biliyorsunuz tartışılmaz. Efendim, sakallı mı, sinek kaydı mı diye sorduk. Kadınlar erkekleri sakallı. Hangi şekilde daha çok beğenir diye. Derya dedi ki sakallı beğenirim. Yani daha doğrusu kadınlar sakallı beğenir. Kadınlar... Sinek kaydı beğenilir seçeneği de Fikri'ye kaldı. 100 kişi hangisini evet. tercih etmiş? Bu kesin bizde. Kesin. Kadınlara kesinlikle. Sorulmuş bir de. Kadınlara orada ince bir şey bu. Tüyo var aslında. Yalnız kadınlarla yarışıyorsunuz bir erkek hariç. Doğru. Ben onu kaptım yani. Neyi kaptın? Evet sizden fazla kadınları biz tanıyoruz ya. Bak şimdi çıkacak. Şimdi çıkacak. Şimdi evet, çıkıyor. Şimdi bak şimdi. Bizde ne istediğimizi biliyoruz. Buran abi. Şimdi çıkıyor. Buran abi. Şimdi çıkıyor. Buran abi sen kirli sakal seviyorsun. Son dönemde de sakal çok moda ha. Evet. Ya çok tanıyamıyoruz moda. Ki sakallı olurken birden kestiren. Ben evlenirken eşimin bile sakallarını kestirmedim. Kestirmedim. Evet düğünümüzde hafif bir kirli sakalı vardı. Bayanlar sakallı daha çok seviyorlar. Siz sevmiyor olabilirsiniz. Size haksız demiyorum. Haklısınız ama çoğunlukla 20-20. Sevilmiyor. Büyük bir sıçrama bayağı bekliyorum. Bayağı bir fark vardır ya burada. Bence de 60-70 fark vardır. Yok abla. Kesinlikle sakallı. 30-30.
30 oldu. Sakallı. Abla pişirmiş falan. %40'a gelmesi bile mucize bence. Bence de mucize. 45, 45. Sakallı, sakallı. 46, 46. Çok güveniyorum 46, 46. cevabıma. Sakallı mı, sinek kaydı mı? Sakallı. Kadınlar, erkekleri hangi şekilde daha çok beğenir? Mümkün değil sinek kaydı. Birazdan 20 puan sahibini bulacak. Ben. Sakallı, sakallı, sakallı. Ahmet abinin dediği olacak. Evet, geliyor. Kaydı. Sakallı, sinek kaydı. Geliyor. Alev. Geliyor. Hadi sinek kaydı. Hadi. Az kaldı. Sinek kaydı. 49.50. İşte. Sakallı. Kesiyoruz. Ve. Çok az fark var. 95-93'tü. Şimdi 115-113. Aradaki puan farkı 2. Ve benim de son bir 20 puanım mı kaldı? Onu da bana geleceğiz. Nebahat'la Ramazan. Gelin bakalım. Seçenekler. Baklava mı, künefe mi? Soru. Yemeğin üstüne hangi şerbetli tatlıyı tercih edersiniz? Yemeği yediniz, üstüne hangi şerbetli tatlı? Baklava mı, künefe mi? Baklava. Baklava. Baklava ya. Tabii ki baklava. Ramazan'a da künefe kaldı. Baklava ya. Ama bu yemek nerede yeniyor? Künefe her yerde yenmez çünkü. Dışarıda da olabilir. Evet, künefe her yerde yenmez. Benim cevabım her yerde yenmez. Benim tercihim de künefe. Hayır, baklava ya. Baklava ya. Baklava ya. Evet, baklava da hitap etmez. Bir an dönmeye başlayacak değil mi? Dışarıda ise genellikle künefe getiriyorlar değil mi? Ya yemekten sonra künefe gitmez. Çok yoğun bir şey olduğu için. Niye bir şey söyleyeceğim? Kebapçıya falan gidiyorsunuz. Sonra arkasından künefe getiriyorlar mesela. Bir şey söyleyeceğim. Böyle peyniri meyniri çekip uzatıyorlar. Efendime söyleyeyim bir de o ne o üzerine Antep fıstığı. Evet. Ama şimdi tatlıda hem cevizli olabilir hem fındıklı olabilir. Seçenek daha fazla. Ve künefeyi her yerde yiyemezsin. Ve seçenek niye daha yemiyorsun? Az. Tatlıyı da mesela dondurmayla da yiyebilirsin. Yine babaanne künefe yapar var ya. Fıstıkla da yiyebilirsin. Ha şunu diyorsun sen. Künefe belli işte künefe. Ama baklavanın, soğuyabilir. Künefe baklavanın soğuyabilir. Çeşitleri var mesela. Ben de baklavada sütlü nuriye var bilirsiniz değil ben mi? Evet. Hafif. Hafif olduğu için bayılırım sütlüye. Sütlü nuriye. Ve künefe soğuyabilir. Soğuyabilir. Soğuyunca da hiçbir anlamı yok. Bir şey oldu bir şey. Keşke baklava falan getirseydiniz de yeseydik ağzımız tatlanırdı. Ramazan abi künefe. Getirmişsiniz yok şey kaşkol. Künefe olabilir mi? İşte bilmiyorum tatlı daha. Ben cevabı bilmiyorum. Bana bakıyorsun sürekli evet. De ben cevabı bilmiyorum. Baklava tabii ki de seçenek fazla. Baklava mı diyorum yani. He? Baklava başka bir şey olmaz. Ama künefe... Az yaklaşma ya duymuyorum ne? Aslında o da baklava demek istiyor da mecbur. Evet, mecbur künefe bize kalmadı mı? Evet, yapacak bir şey yok. Ama sen de diyorsun ki Ramazan şey mi baklava mı çıkar diyorsun? Baklava çıkar. Değil mi Ramazan abi? Baklava aslında. Sana kaldı diye. Öyle yapacak bir şey yok. Ya künefe çıkarsan o zaman? Yok, çıkmaz. Belli olur mu ya? Yani çıkmaz, çıkmaz. Ya Ramazan abi çıkmaz. Kendi diyor çıkmaz diye. Siz niye konuşuyorsunuz orada? Künefe, inşallah künefe çıkar ya. Yansın i̇şte... kadayıf. Kadayıf yok. Kadayıfa mı geldik? Evet. Ama künefe de olabilir. Ufuk Bey bir şey söyleyeceğim. Künefe olamaz. Ben gene bir tüyo yakaladım. Ne o? Yemeğin üstüne diyor değil mi soruda? Tekrarlar mısınız? Lütfen. Yemeğin? Üstüne tatlı yemeği yedikten sonra demek değil mi? Ha, yemeğin şimdi üstüne. Künefe bütün olduğu için çok ağır gelir. Yemek yediğimiz yemeğin üstüne künefeyi koymuyoruz. Hayır. Yani yemek yedikten sonra. Evet dinliyorum. Hayır baklava dilimli ya istediğin kadar ama yiyebilirsin. Künefe de dilimleyebiliyorsun. Baklava çayla künefe ayrı bütün ama mü? Ama ziyan olur. Sen de künefeyi bütün yiyor. Sıcak ya ziyan olur. Mesela künefe de çok kaşar künefeyi falan olduğu için midemi bulandırabilir yemekten ama sonra. Ama ya künefe herkesin tercihi. Ya tek sen. Herkese tek geliyor. İlginç bir detay. Bunu hiç düşünmedim. Şimdi. Nebahat diyor ki baklava, evet. Ramazan'da künefe bana kaldı ne yapayım diyor. Kulağıma da fısıldadı baklava oluyor dedi ama bakalım. 100 kişi yemeğin üstüne hangi şerbetli tatlıyı tercih etmiş? Evet şimdi baklavayı görüyoruz. Vallahi gerçekten güzel. Çok şey bir soru yani. 50-50 gibi. Çok arada kaldı. Çok ben bile tıraş gibi oldu bu da. Sakal gibi bu oldu. Da çok yakın çıkacak birbirine ama. Hayır bence baklava ya. Ara fark olması lazım.
Abi insanın canı önce göz kırpmaya başlar önce künefeyi çeker ya. Değil mi? Soru ya. Cevap bu soru. Kesin ama öyledir. Siz yersiniz şimdi künefeyi. Kafa kafaya gidiyor. Ya bir şey olmaz. Ömer. Baklava mı künefe mi? Künefe mi? Olmadı bu. Bir Ömer kadar olamadınız be. Olmadı. Bak o daha güveniyor. Bu masa hiç künefeye güvenmiyor. Evet. Künefe. 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 Baklava, baklava. Baklava. Künefe. Baklava bitti. Künefe sürpriz. 40 yedi bitti. Olmadı. Künefe. Sürpriz olabilir mi? Künefe mi? Haydi künefe. Olsa haydi. Geliyor, geliyor. Geliyor. Baklavadır ya. Geliyor. Bütün yemeklerde var ya. Evet. Geliyor. Ama... Baklava. Evet. Baklava. Geldi. Baklava. Geldi. 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 Sen bassaydın. Baklava derdin. Tabii herhalde. O mu bu mu etabına başlamadan önce Makaslarla Dans ailesi biliyorsunuz 55 puandaydı. Şu anda 135 öne geçtiler. 113 geldik aileler yarışıyor da 4. etaba Ayça, Burhan gelin bakalım. Bu soruyu stüdyodaki seyircimiz ve ekibimizden oluşan 100 kişiye soruldu ve biz en popüler 6 cevabı arıyoruz. Soru: kendi kendinize şarkı söylediğiniz bir durum söyleyin. Kendi kendine şarkı söylediğin bir durum. Nerede kendi kendine şarkı söyler? Duş alırken. Duş alırken. Bakalım. Duş almak. Bravo. Çok iyi. Şimdi ya daha doğrusu ne yaparken kendi kendimize şarkı söyleriz Caner? Yürürken. Yürürken. Güzel. Çıkmaz. 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 Ben yürürken fıkra anlatıyorum be. Çıkmaz. Çıkmaz. Ben yürürken fıkra anlatıyorum be. Sen kime fıkra anlatıyorsun yürürken? Kendine. Nasıl? Kendine. Kendi kendine fıkra anlatıyorum sen yürürken. Sen şimdi fıkralar başkasına şey anlatıyorsun. Şey çıkmaz. Şey çıkmaz. Yansın. Hadi bakalım. Haydi bakalım yansın. Evet. Evet yansın, doğru diyorsun. Işık. Çıkmaz. Gelsin çarpı. Bravo Caner. Harika. Derya. Yemek yaparken. Yemek yaparken doğru. Benim mantıklı. Aklımdakini söyledin. Düşün Duygu. Evet ben varım mutfakta ama yemek ben yaparken tencere başında mırıldanırsın. Şarkı söylersin. Evet, yemek yaparken ben de dans ederim Ufuk abi. Evet. Dans da ederim yemek yaparken. Yemek yaparken. Evet. Dans ederken, yemek yaparken dans ederim. Üç Koronla ayak. Oynarım. Büyük kısmı üç ayak evet. Oynuyorsun. Yok. Çıkmaz. 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 Nebahat? Cam silerken diyeceğim ama temizlik dedim yaparken. Dedim bile. Cam silerken. Cam dedi. Silerken. Çıkmaz. Cam Go. Silerken. O çıkmaz. Orada bir telçe var. Elini vursan altına. Tövbe bismillah. Belki. Ellerini bırakırsın bum altına. Ha, söylerken değil mi? Evet. Zemin katta oturuyorum. Ha, belki zemin katta oturuyorum. Bir şey yaparken oynayan arkadaşınız. Ben değilim. O mutfakta oynuyor. Damı çenen önemli. O da yanabilir, yanabilir. O yürürken fıkra anlatıyor hani ya. Da, ne? Müzik ama çalarken daha iyi bitmiş gibi. Kendi kendine anlatmak da çıkıp varken. Sonra da gülüyor mu? Sonra da gülüyor. Kendine sonra millete yayıyor. Fıkra böyle yayın mı? Tarih yok. Yiyin ya. Yapmayın bunu ya. Çıkmaz. 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 Ay bana geldi. Kendi kendinize şarkı söylediğiniz bir durum söyleyin. Duş almak, yemek yapmak, temizlik yapmak, yürümek. 3 ve 6 numaralı popüler cevaplar kaldı. Kimde sıra? Bende. Düşünüyorum. Tıkandım şu an. Yardımcı olalım. Oo. Hayır olmayın. Hadi Duygu, hadi Duygu. 6, 5, 4, saçma bir şey gelecek. Söyle çok. O zaman... Pop, süre bitti. Yansın! Ay Ayça devam ettirin. Ayça. Müzik dinlerken. Aa evet, güzel. Evet, evet. Müzik dinlerken eşlik ederiz. Evet. Söyleriz.
Evet. Ama orada beşlik hali var. Kendi kendimize söylemek başka bir şey değil. Ben çok seviyorum. Evet ama kendi kendimizle kendi kendimizle. Kendi kendine müzik dinlerken kendimize. Hani böyle eşlik etmez misin? Ay ben bir tane buldum, o kesin. Ne yaparken müzik söyleriz diyor ama. Müzik dinlerken müzik söylenmez ki. Niye müzik söylenmez? Söylenir de ama soru onu demek istemiyor. Soru başka bir şey. Evet. Soru başka bir şey diyor. Ama bakalım. Bence çok mantıklı. Aman eşlik edilir senin dediğin cevap ama soru farklı ima ediyor. Ne ima? Bak şimdi çarpıyı ima ediyor. Kümeler! Kümeler abi, araba kullanırken. Ahmet abi çok ayrı. Ahmet yine kaldı, hiç orada değil. Ayça. Özüreyim seni. Ben geçtim ben. Caner işte. Tamam Ayça. Ben ne haber diyecektim, ne haber Ayça? İyiyim, nasılsınız? Çok şükür. Araba kullanırken. Süper. Ahmet abi, niye gömleğini çekiyorsunuz? Gitmesin diye mi, zam mı ediyorsunuz? Araç kullanıyorum. Yaktırmayın abi. Söyleyeyim. Gider diye korkuyorlar. Caner. Araba kullanırken. Araba kullanırken. Süper cevap. Bakalım cevaplarımız arasında var mı? Güzel. Biz Yasin'le o. Çok güzel söyledin. Sizin cevabınız mıydı? Öbürü var. Bayağı hararetli bir kümelenmeye O bizim cevap çıktı, değiştiriyor şu anda. Devam. Devam. İşte böyle bozarım ortalığı. Hadi Derya abla. Hadi. Soruyu bir daha alabilir miyim? Hadi. Lütfen. Kendi kendinize şarkı söylediğiniz bir durum. Bir şey söyleyebilirim. Yine hepsini biz bildik ya. Bunu da bilmemiz lazım artık yani. Hmm. İki çarpı da var. Evet. Allah korusun. Hadi Derya abla. Buradan veremeyiz yani. Derya abla iyi düşün. Yani, yaparsın, yaparsın. Benim aklıma bir şey geliyor ama bence insanlar normalde o 100 kişi onu yaparken müzik dinle şarkı mırıldanmıyordur. Onlar buradaki 100 kişi buradaki değil 100 miydi? Kişi miydi? Burada işte. Evet, buradakileri sormuş. Hangi durumda? Stüdyodaki seyircimiz ve ekibimize sorduk. Hangi durumda müzik dinlenir? Bravo. Kendi kendinize şarkı söylediniz. Çalışırken. Çalışırken. Evet. Aa, güzel. Evet, kesin. Evet. Bize, bize. Yana olsun ya. Allah'ım inşallah. Çalışırken güzel. Bravo Derya abla. Çok evet, güzel cevap. Çok güzel, evet. Kesin bizde. Yalnız kalın. Bak bozuldu ben onlar. Ben matematik çözerken onların ortalığı yandı. Dinliyorum. Yazsın ama ortalık. Bak işte bak çalışırken. Şimdi sen dedin ya matematik çalışırken. Evet. İş yeri mi, ders çalışmak mı? Biraz genel mi oldu bu? Evet. Genellemeye göre çalışırken olmaz zaten. Sen önüne bak. Ha mesela yemek yapmazsın. Mutsun Aksan yani. Restoranda çalışıyordur. Hayır yemek mesela yapıyordur. Bir iş yerinde çalışırken. Ne dediğimizi ya da şofördür mesela araba kullanırken. Hayır, o da iş değil mi? Çalışırken değil mi? İş yerinde de olabilir. İş yerinde çalışırken. Yani kastettiğim oydu ama. Genellemeye giriyor ama abi o. Çok genel mi oldu? Ya Mutsun Aksan. Biraz genel oldu. Genel oluyor. Çalışırken. Çünkü ben çalışırken hep mırıldım. Hayır. Aha. Onlar da bilemeyecek ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onlar da bilemeyecekler. Bilemezler. Bilemeyecekler. Evet. Bilemezlerse bizde. Biz kendi kendinize soru ne olur, ben şarkı söylediğiniz bir... Bak soruyu bir daha söyler misin? Kendi kendinize şarkı söylediğiniz bir durum. Yani ne yaparken şarkı söylersiniz? Biz bulamazsak... Duş alırken, yemek yaparken, şarkı araba istiyorum. Kullanırken, temizlik yaparken, yürürken... Yalnız kalınca şarkı söyleriz abi. Yalnız tuşta 5 kişimiz kaldığında Burhan aşık olduğunda. Aşık olduğunda ne yaparken Ahmet? Ne yapardım? Aşık olduğunda ya. Okula giderken. Okul yolunda. Abi Ramazan? Şey yapıyorlar, inanmayın onlara. Efkarlandığınızda ben şarkı tabii dinliyorum. Dertlendiğinizde. Efkarlandığında. Biz de olmalı. Şimdi, aşık olduğunda. Cevabımız aşık olmak, aşık olduğun zaman şarkı söyleriz. Çıkacak. Evet. Çıkacak. Bunu bir çıkacak. Radyo anonsu gibi söyleyebilir misin? Evet. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz utanmasın, çekilmesin. Aşık olduğuna aşkını teklif etsin buradan. Böyle güzel sözler. Evet, çok güzel. Evet. Evet ve buradan aşık olmak. Bravo. Evet. Cevaplarımız arasında var mı? Aşık olmak cevaplarımız arasında var mı? Yansın ortalık. Hadi bakalım. Yansın, yansın, yansın. Ders çalışırken. Öyle hazıra konmak olmuyormuş demek ki değil mi?
ders çalışmak. İş yapmak. İş yapmak. Neymiş 6 numaralı popüler cevap? Ders çalışırken bence ya. İş yapmak. Ben ders çalışırken aklıma geldi ama. İş yaparken çıkacağım. Spor yaparken. Ben söyledim. Harbiden. Puanlara bir bakmak istiyorum. 222, 113. Bu etap sizin için çok önemli arkadaşlar. Bu etabı almak zorundasınız. Kazanmak zorundasınız. Ay, almak zorundasınız. Evet. Evet. Muhsin, Caner gelin bakalım. Cevap verin kolay, kazanması kolay. Aileler yarışıyor. Şu anda puan farkı 109. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Nevresim takımlarında sık görülen bir desen söyleyin. Nevresim takımlarında sık görülen bir desen. Ne olabilir? Çiçek. Çiçek deseni. Güzel cevap. Çıkmaz. Popüler değil. Genellemeye giriyor. Genellemeye giriyor. Çiçek. Musul. Nevresim takımlarında böyle desenler görürüz ya. Çiçek deseni vardır. Başka ne deseni vardır? Ev deseni. Ev deseni nevresimlerde. Abi o ben hiç görmedim bugüne kadar ama. Bakalım. Çocukların kinde vardır, var var. Vardır var. Çocukların kinde olabilir. Yok. Muhsin. Caner bravo. Bu arada başladığımızdan beri Yansun ortalık masasına hiç gelmedim. Hep onlar hep hazır hep etapta. Evet, her etapta oldu. Buraya geldi. Şimdi bu etabı ya. Kazanın. Hiç oraya gitmeyin. Evet, hiç oraya direkt gitmeyin. Finale çıkın. Evet, hızlı mantıklı. Etap oynamadan. En mantıklısı. Evet, inşallah. Hep burada kalın. Bu kadar basit. Çünkü aradaki puan farkı yetmeyecek. Hızlı etap 150 puan çünkü. Alacağız biz bunu, alacağız. Şimdi. Döner, evet, evet. Döner. Güzel ya. Şimdilik. Bu sefer alacağız. Nevresim takımlarında sık görülen bir desen. Ne? Çizgi. Çizgi. Mantıklı. Ama çok mantıklı. Çizgi. Kesinlikle. Ne yaptı? Çizmaz. Ben değiştirdim o zaman. Bir numara, bir numara. 32 kişi söyledi. Ne saniye ya, zaman noktası. Bravo Derya abla. Bravo. Çiçek deseni var, çizgi deseni var. Nebahat? Bence puantiye de olabilir. Süpersin Nebahat. Puantiye. Süper. Böyle hani nokta nokta nokta. Güzel. Evet. Devam. Bravo Nevat abla. O da çıkacak. Alacağız tabii ki de. O da 3 olur. Bak. Puantiye. 6 kişi söylemiş. Süper. Devam et. Nevresim takımlarında sık görülen bir desen. Çizgi, çiçek, puantiye. Ekose. Ekose. İşte bu. Bravo işte bu. Harika. Ben bunları ne bilmiyorum. Sonunda devam. Dönecek bize, dönecek. Ama işte. Bunları iyi ki söylediniz. Bunları ne bilmiyorum. Dönecek. Dönse de çok umutlanmayın bence. Dönecek. Dönecek. Dönmeyecek. Dönecek. 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 Üçte. Çıkmaz. Üçte. Çıkmaz. Üç. Çıkmaz. Üçte çıkacak. Ekose 18 kişi söylemiş. Haydi bro, hadi. Hadi. Sister. Sister hadi. Sister. Makas artık bayağı daraldı. Evet. Ben keseceğiz. Sinirlendim. Söyleyeyim mi? Ben 6 numarayı bulacağımı ne düşünüyorum. O? Çizgi dizi. Çizgi dizi karakterleri. Karakter. Ha, çizgi film karakterleri. Evet, evet. Evet. Çocuk şeylerinde çocuklar genelde. Çocuklar için var. O baskı gibi değil mi karakterler? Evet, desen biz işte. Desen arıyoruz desen işte. Ya. Ama desen başka bir şey. O böyle bir baskı gibi değil ama midir ya? Ama çok bence çizgi söylemiştir bizim toplumumuz söylemiştir. Söylemiştir, bence de söylemiş. O zaman deseni desin. Evet, desenini söylesin. Orada bir desen. Şey. Ah keşke desen. İnsan işte... fiziği. Çıkmaz. Ayça Hanım. Çizgi çıkar. Burhan Bey. Çıkar. Çıkmaz. Çıkmaz. Buradan meydan söylemedik. Çıkmaz. Çıkacak. Çıkacak. Çıkmaz. 6 numara olabilir bence. Baskı değil, onlar baskı. Bak, çıkmaz. Evet. Olabilir, Gelsin olabilir. Mi? Evet. Hadi sen benim sister. Aklımda bir şeyler var. Sen güzel bir şey söyle Caner. Güzel. Ama sana kadar gelmeyebilir. Evet ya. Ben benim ama dönünce bulut belki hani bilemezsek onlar bulut. Bilemezsek. Bulut. Aa evet, bu da var. Yok hayır, bulut desenleri oluyor. Çıkmaz. Varsa baskı deseni ama. Bulutlu.
Nevres. Çıkmaz. Ona bakarsanız bulut çıkarsa öbürü de çıkmaz. Puantiyeleri şey mi yapıyorlar orada, nasıl oluyor? Nevresim takımlarında işlenir. Ya net. Bulutlu açılmayan 4 ve 6 numaralı popüler cevabımızdan biri mi? Çıkmaz. Hadi. Derya ablasına güveniyorum. Yine hakkında hiçbir şey yok. Sen de var. Yanıyor. Ya. Sen bilemezsen bana ye. Kümeli. Ben bilemezsem karşıya yiyor. Sister. Başka geldin. Benim aslında işini düşünün yani. Yatak ortillerinde kalp resmi oluyor. Yoldan geçerken mi aldılar acaba Ahmet'i? Belki de hiç tanımıyorlar ha. Ben de var ama. Derya. Ama bende olması lazım. Nevresim takımlarında sık görülen bir desen, çizgi, işte. Çiçek, ekose, puantiye, başka? Hiç yok. Benim aklıma geldi nevresim ya. Nevresim götür, gözünün önüne getir. Ben getiriyorum. Seni bütün şimdi... Yani puantiye var, çiçek tamam. Var, evet. Ekose var. Evet. Çizgi var, desenler. Başka ne var? Dalgalı. Dalgalı mı? Ne bileyim. O saç değil mi? Hayır yani böyle dalgalı desen yok. Ama söyledim bir kere. Ay lütfen ya. İnanın evdeki nevresimlerden çıkarak söyledim bunu yani. Soruyorum. Ben çok iki tane buldum ya, ikisinden biri. Dalgalı. Bro bakalım. Be. Bu sefer çıkacak. Çıkmaz. Çıkmaz. Çıkar. 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 Ama yüreğimden kalbimden çıkmaz diyorum. Evet. Buran abi. Olay bu sefer. Çıkmaz. Siz orada çıkmaz. Nasıl ben bugüne kadar böyle kümelenme görmedim. Kavga ediyorsunuz orada anladığım kadarıyla. Yok, sonra geriliyorsunuz, dönüyorsunuz. Çıkmaz! Yansın! Dinlenmez. Ne konuşuyoruz? Ne yaşıyorsunuz orada? Belki de Ahmet bilerek gitmiyor kümelenmeye. Adamın burasına geldi belki de artık. Yeter dedi belki de. Yok biz hızlı karar verip hızlı geri dönüyoruz orayı tüketmek için. Ne çıkmaz bu arada? Ne çıkmaz? Bilmiyorum dedim ya. Ama gönülden destekliyoruz. Bilmiyorum dedim ya. Gönülden destekliyorum, çıkmaz. Evet. Bulutlu. Bulutlu muydu? Bulutlu mu? He dalgalı. Dalgalı. Dalgalı mı? Evet dalgalı. Çıkmaz. Dalgalı deniz olur da. Çıkmaz. 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 E çıktı diyelim, öbür de dönecek. Çıkar ya bizden. Evet işte bu. Yansın be. Yansın arkadaşlar. Canlanın. Sıra bizde. Canlanın. Soruyu iyi dinleyin arkadaşlar. Şuradaki. Evet Ufuk Bey, özlettiniz kendinizi. Hoş geldiniz. Geldim. Evet. Bu sen ne? Abi soruyu bir daha alabilir miyiz? Evet cevabımız abi kafanız karıştı. Ne için kümelendiniz arkaya? Evet. Şunun için mi kümelendiniz acaba? Ne için soru? Soru neydi? Sen duymadın mı? Ben duymadım. Sen sor sor. Niye ben soruyorum ya? Niye kümelendiniz? Evet. Soru ne biliyor musun? Nevresim takımlarda hangi desenler olur? Bir de senin yanak sürekli kırmızı geliyor. Ben Fikri'yi şöyle görüyorum mesela. Böyle bir şey. Daha öyle veriyorum. Arada geliyor mu acaba bir şeyler? Abi sıkıştırıyorlar. Musin. Üstüme geliyorlar bak, abi. Bak soru şu. Ben söyleyeyim. Soruyu biliyorum abi. Soruda sıkıntı yok. Bir benim desen. Nasıl? Evet. Desen. Arkada ne konuştunuz? Abi abiler pek anlamamış da soruyu. Yok. Ondan söz dedim bir daha şey yapalım diye yani. Tamam şimdi karar verdik ya. Bir soruna karar verdik ama. Daha Burhan sen bir şey diyor musun? Çıkmaz! Kare desen abi. Kesin çıkar. Çıkmaz. Kesin çıkar. Çıkar kare desen. Orijinali burada orijinali. Kare. Kare desen. Şimdi. Eğer. Bu etabı alamazsanız, eleniyoruz. Bu doğru cevabı iki cevaptan birini bulamazsanız, kare deseni, maalesef var sizlerle vedalaşırız. Evet. Makaslarla dans direkt finale çıkar. Arkadaşlarımızın ortak kararını söyleyeceğiz. Ne dur ortak karar? Kare. Kare diyoruz. Kare. Çıkar. Çıkacak. Çıkmaz. Soruyorum. Yani. Kare açılırsa devam. Açılmazsa onlarla vedalaşırız. Makaslarla dans finale çıkar. Evet, kare açılmayan gelmedi, iki popüler cevabımız da. Haydi bakalım ama yoktur biri. Haydi. Ne bileyim çoğun zaten sen bilemez. Daha ne edeyim hanım. Siz bir şey söyleyin diyorum. Söylüyoruz ama kabul etmiyorsun da. Ne söyledin söyle. Çıkmayacak. Çık haydi bakalım. Hadi. Çıkacak. Hadi. Hadi. Sevindir hadi. 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 Yansın kareler. Yansın kareler. Hadi. Yansın kareler. Çarp. Hadi açıl. Çarpın. Haydi bakalım. Ekose de bir kare. Evet, çarpın. Ekose de kare. Aaaa!
puanla aileler yarışıyor da finalde efendim. Ve Yansın şey Ortalık. Bir şey söyleyeceğim. Arada büyük bir puan farkı var yalnız. Söndü ortalık. Biz bulduk kalpli. 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 Ama ben bravo diyorum size. Size alakalı. Biz iltifat ediyoruz. Yapmayın. Yapmayın ya. Bitti o. Siz kazandınız. Sağ olun. Bravo. Bakın bir şey söyleyeyim. İnanılmaz ses getirdiniz. Korkunç bir takım ruhu var. Teşekkürler. Yani Burhan olsun. Kümelenmeye gitmeyen Ahmet olsun, susmayan Burhan olsun, pembe yanaklı Muhsin olsun, evet. Fiko olsun. Fiko. Ya müthiştiniz ya, gerçekten. Ya beni bir müthiş daha çağırın, yeni kadroyla geleceğim. Eğlenmekti. Eğlenmek kendim evet. Gibi beş sağ kişi getireceğim. Sağ olun. Sevdik. Rize'den kalktılar geldiler. Evet. Hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Rize'ye selamlar, sevgiler buradan. Bekliyoruz efendim. Rize'deki diğer vatandaşlarımızla yarışmaya. Buradan radyolara da sesleniyorum. Fikri kardeşimi böyle bir enerji, böyle bir çene, böyle bir şey kaçmaz bence, değerlendirin derim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Şimdilik sizinle vedalaşıyoruz. Kalplerimiz sizinle. Buyurun efendim. Teşekkür tamam. Ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Ahmet. Memnun oldum. Kıyamı unutmayın. Teşekkür ederiz abi. Kıyamı unutmayın kızlara. Tebrikler. Tebrikler, başarılar. Başarılar. Hadi Allah'ın emri. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet. Geldikleri gibi gittiler. Evet. Kalpli olacak. Bir cevap var. Kalpli böcek. Kalp ve böcek mi? Evet. Ne böcek de olsun ki. Denizci deseni de olabilir. Hangi böcek? Uğur böceği. Denizci deseni de olabilir. Uğur böceği. Altıncı popüler cevap neymiş? Denizci desenli de olabilir. Kalp. Dördüncü popüler cevap neymiş? Leopar desen. Allah hiç aklımıza gelmezdi. Sen mi? Evet, hiç aklıma geldi. Leopar desenli değil mi? Hayatımızın bir sürü yerinde karşımıza çıkıyor. İkimiz mi çıkıyoruz şimdi? Hızlı hesapsız finaldesiniz. Süper. İki tane kardeşimi. Çok mutluyuz. Evet. Nebahat ve Ayça'yı. Gelin bakalım. Hadi abla, alkışlar. Hadi bro. Hadi sister. Hadi. Yarışmaya başladığımız her zaman ne diyoruz? Karşı tarafı en çok yıldıran, en çok yıpratan, en çok usandıran, en çok yoran kimse o mutlaka avantajlı çıkacaktır. Aileler yarışıyordu biliyorsunuz. İkisi de Ayça ile Nebahat yedi bitirdi adamları. Yedi bitirdiler. Hele özellikle Burhan'ı susturdular yani. Şimdi. Zor oldu bizim için. Finaldesiniz kızlar. İlk önce kiminle yarışacağım? 20 saniye süresi var ilk yarışacak olanın. Diğerin 25 sen saniye. Sen yarış ister. Sen yarış. Tamam ben yarışayım. Önce Ayça. Nebahat seni müzik odasına uğurluyorum. Ayça gel böyle kardeşim. 20 saniyede cevaplamanı beklediğim kolay 5 tane soru soracağım tamam. Sana. Aklına gelen cevapları ver. Tamam. Aklına cevap gelmezse pas de. Süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan geri döneceğiz. Tamam. Kolay soru. Tamam. Rahat olacağız. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Aileler yarışıyor da final etabının ilk devresi başlıyor. Yaparken içine kuru üzüm koyulan bir yiyecek söyle. Kuru üzüm. Aşure. Vücudunuzda çatlayan bir yer söyle. Kalça. Sosyal medya hesaplarında biyografi kısmına yazdığınız bir şey söyle. Okul adı. Kolay temizlenen bir yüzey söyle. Mermer. Ülkemizde yeşil doğası için gidilen bir şehir. Şehir, yeşil. Rize. Aldık. Aldık, son saniye aldık. Son saniye aldık. Tamam. Güzel. Şimdi seni uğurluyorum Ayça. Tamam. Nebahat geliyor. İyi yarıştı. Teşekkür ederim. Aynı şekilde seni de iyi yarışacağına inanıyorum. 25 saniye süren var. Aklına gelen ilk cevapları ver. Tamam. Aklına cevap gelmezse pas de. Süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan geri döneriz. Eğer aynı cevapları verecek olursan da sana değiştir diyeceğim. Sorularımız kolay. Biz bizeyiz. 25 saniyede süren var. Rahat ol. Hazır mısın? Hazırım. Harikasın. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Aileler yarışıyor da final etabının ikinci devresi başlıyor.
yaparken içine kuru üzüm koyulan bir yiyecek söyle. Sarma, dol. Vücudunuzda çatlayan bir yer söyle. Neresi çatlar vücudunda? Kalça. Değişir. Karın. Karın. Sosyal medya hesaplarında biyografi kısmına yazdığın bir şey söyle. Burç. Kolay temizlenen bir yüzey söyle. Fayans. Ülkemizde yeşil doğası için gidilen bir şehir söyle. Yeşili için gidilen bir şehir. Karadeniz. Hangi şehir? Şehir? Rize. Değiştir. Artvin. Nebahat niye bu kadar heyecanlandın sen? Bilmiyorum. Ya? Ayça'yı davet ediyorum buraya. Çok heyecanlandı ya. Çok kolaydı. Çok kolaydı. Ayça, Nebahat çok heyecanlandı. Maalesef. Gel. Hele şu son soruda Allah'ınızı seversen ülkemizde yeşil doğası için gidilen bir şehir söyle. Rize, söyle Trabzon'da. Artvin'de, olmadı işte Muğla de bir şey. De yani. Vücudunuzda çatlayan bir yer söyle. Karın, dudak söyle, el söyle. Baldır aklıma gelmedi. Dur bakalım, güzel cevaplar var. İyi yarıştı Ayça. Bakalım ne olacak? 200 puana ihtiyacımız var. Korkarak dönüyorum. Dönün bakalım. Şimdi ilk soru. Yaparken içine kuru üzüm koyulan bir yiyecek söyleyin. Kuru üzüm. Ha şöyle tamam doğru. Diğeri. Sarmanın içine kuş üzümü konur. Evet. Kuru üzüm konmaz diye biliyorum. Değil mi? Kek vardı, kek söyleyecekti mesela değil mi? Heyecanlandım bilmiyorum. Ne bileyim ben? Kurabiye olurdu, olur. Puanlar aksın. Of. Bence hiç yaşılacak bir şey değildi. Aşure'nin puanı aksın. Daha çok gelsin ya. İçine kuru üzüm konulan bir yiyecek. Aşure. Daha da çıksın ya. 15'te kaldı. Buranın en popüler cevabı. Kek. Kek. Kekti. 39'du puan karşılığı. Of. Ya. Çok iyi gelirdi ya. Vücudunuzda çatlayan bir yer söyleyin. Bu da umutsuz vaka bizim için. Evet. Kötüymüş. Ne düşündük kalça. Bilmiyorum ya. İyi bir cevap kalça. Baldır aslında demek. Karın da hani böyle kilo alıp zayıfladıktan evet. Sonra çatlar ya. Özellikle hamilelikten sonra. Evet evet. Öyle düşünüyorum ama. Fena cevaplar değil. Puanlar aksın. Hadi. Hadi. Çık 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 çık. 12'de kaldı kalın. Vücudunuzda çatlayan bir yer. Kalça cevabının kalan puanı aksın. Hadi hadi. Hadi hadi. Devam hadi. Buranın en popüler cevabı? Dudak. Bak çatladı dudağı bak. Soğuktan görüyor musun? Buraya krem sürüyorum. Soğuktan çatladı çalışırken. Evet benim çatlak şu an aklıma gelebilirdi. Yani. Üçüncüsü. Sosyal medya hesaplarında biyografi kısmına yazdığınız bir şey söyleyin. Ne dedi sen? Cevap. Evet mantıklı. Okul adı. Şu okuldan mezun oldum. Biyografi. Burç bence popüler olabilir. Bilgi olarak geçilir yani. Bu okulda okuyorum. Bu okuldan mezun oldum. Burcum da bu. Güzel cevaplar. Yani ben çok görüyorum yazan. Puanlar aksın. Güzel şuradan bir 50 alsak. Burç 13'te kaldı. Okul adı. Kalan puanı aksın. Sosyal medya hesaplarında biyografi kısmına yazdığınız bir şeyi söyleyin.
daha da çok devam edeyim. Oo, geliyor. Hadi devam et biraz daha. Devam et. Buranın en popüler cevabı meslekti. Mesleğimizi yazarız biyografi kısmına. Dördüncü soru, kolay temizlenen bir yüzey söyleyin. Bunlar iyi. Bunlar iyi. Cevaplar gayet iyi cevaplardı. Mermer ve fayans. Puanlar aksın. Buradan iyi puan almak zorundayız. Yüz on bir. Mermer 13'te kaldı. Fayansın kalan... İnşallah en popüler cevaptır. Daha en popüler bulamadık. Fayans inşallah en popüler ilk cevabımız olur. Kalan puanı aksın. Hadi 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 hadi. Hadi. En popüler cevap bu. 30'dan sonra belli etiketler nereye kadar yükselecek acaba? 38. Of, son cevabım yok. Son soru 10 bin liraya 58 puana ihtiyacımız var. Puanları görmeden önce 10 bin liralık çeki size takdim ediyorum. Ama biz inşallah, almasak daha mı yiyeceğiz? İnşallah sonunda sizde kalır. Ama işimiz kolay değil. Tek başıma iade etmek istedim. 58 son puan soru lazım ya. 58. Umarım ya. Belki Trabzon'da ülkemizde yeşil doğası öyle için gidilen bir şehir söyleyin. Son soru. Bir tane güzel cevabımız var. Ama bir tane cevabımız yok. Memleket nereydi? Rize. Rize. Giresun. Giresun, Rize, Giresun. Giresun'da ne bileyim ben, demin söylediğim gibi Rize'nin sağını solunu, yani Ordu de, Trabzon de, Artvin de, bizim Karadeniz'de sol taraf giderken mavidir, denizdir, sağ tarafta yeşildir abi. Ne bileyim ben, ya da Bursa gelir, dediğim gibi Muğla gelir, Ege'de bir sürü yer. Ege. Rize'nin puanı 58 olmak zorunda arkadaşlar, 200 puana ulaşmak olur için. 10 bin liraydı da ancak o şekilde kazanabiliriz. Canım. İmkansız diye bir şey yok. Mucize ama. Yani. Puanı aksın. Eğer burada iki tane cevabımız olsaydı çok rahat olabilirdik. Evet. Çok rahat olabilirdik. İki Karadeniz'den açıkça beklediğim bir son soru cevapları değil. Rize'nin puanı aksın. Olur belki. Hızlı akıyor sanki. Çok hızlı akıyor. Son 30. Hadi olur ya mu olur? 25. En popüler cevap Rize. Rize'de neydi? Yaylalar var. Değil mi? Eyvah. Şuraya bak ya. Yapma, devam et hadi. Bence Ayder Yaylası et. Rize'deydi değil mi? Evet. Devam et biraz daha. Biraz daha. İyi. 20 kaldı. Son. Şöyle bir 21 puan daha. Evet hadi. 21 kaldı. Olur bence. Mucizelere inanıyorum. Şunla şöyle yapsak. Hadi. Aa, yine hızlandı. Hadi. Son 18. Son 18. Hadi. Biraz daha olur bence. Rize'li bir aile Rize cevabıyla acaba imkansızı başarabilecek mi? Bir mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? Son 18 puana ihtiyacımız var. 10 bin liraya kazanabilmek için. Ayça mucizelerin insanıdır. Kalan puanı aksın. Hadi. Yansın ortalık. Ya. Nefesimiz yetmedi. Yetmedi maalesef. Ah bak.
Sadece ve sadece ilk soruda içine kuru üzüm koyulan bir yiyecek söyleyin de kurabiye ya da evet. kek demiş olsaydınız şu anda bitmişti. Evet. Kısmet ama. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ben çok eğlendim ama ya. Kesinlikle. Müthiş bir anı, İnanılmaz müthiş önemli. Bir hatıra oldu. Sağ olun, var olun. Üzülerek alıyorum 10 bin lirayı geri. Vermeyeceğim mi? Ne yok? Arkaya sakladı. Ne yok? Ne yapayım? Kurallar geri almak zorunda. Ailenize, sevdiklerinize selamlarımı, sevgilerimi iletin. Gelin hep beraber kapatalım. Diğer ailemizi de alalım efendim. Aileler yarışıyoruz sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi. Her ne kadar sürçün ihsan ettiysek affola. Sağlıkla kalın. Afiyetle kalın efendim. Hoşça kalın. Kolaydı. Kolaydı. Çok kolaydı. Bir tane doğru cevap vereceğim. Kolaydı ya. Kolaydı tabii. Gündeseydiniz. Finalde siz olsaydınız bitirmişsiniz. Final biz olsaydık kesin kazanırdık. Sorular kolaydı. Sorular kolaydı. Hanımefendiler, beyefendiler. Gel bakalım. Gel şuraya bakalım. Siz de bizimle birlikte tanışmak, yarışmak istiyorsanız, 10 bin lira kazanmak istiyorsanız Aileler Yarışıyor.tv'den ve WhatsApp başvuru hattımız var. Ömer, oradan başvurup gelsinler değil mi? Evet. Evet, gelsinler. Gelsinler. Hadi hoşçakalın.